Arkadaşlar merhaba. Bugün size üniversite için tercih robotu nasıl kullanılır? Tercihlerimiz nasıl daha kolaylaşır? Onu göstereceğim. Şu an k12net.com sitesindeyiz. Bunun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Şu an şöyle yapayım. Siteye giriş yapmamış durumdayım. Siteye giriş yapacağım. Siteye giriş yapmak, oturum açmak benim işimi kolaylaştıracak tercih aşamasında. Çünkü liste yapmamda buradan artı işaretlerinden bölümümü işaretleyip listeme ekleyeceğim. Benim için daha bir pratiklik sağlayacak. Giriş yapıyorum. Ben daha önce hesap oluşturdum. Siz de hesap oluşturun. Çok basit bir şekilde. E-mail hesabınıza hesap oluşturabilirsiniz. Giriş yapıyorum. Burada şu sütuna tıkladığınızda burada kendi sıralamalarınızı buraya yazıp derecelendirmeyi görebiliyorsunuz ama çok da önemli bir şey değil. Yazmasanız da olur. Akabinde şunu yapacağız arkadaşlar. Hangi puan türünden tercih yapıyoruz? Ben size iki puan türünden örnek göstereceğim. Öncelikle sayısaldan göstereceğim. Çok sayısalcı olduğu için sayısala tıkladım. Şehir filtresindeyim. Örnek veriyorum, ben bütün şehirlere gitmek istemiyorum. Kaldırdım. Ben örnek veriyorum, İstanbul'da okumak istiyorum. Ankara'da okumak istiyorum. Ben Kastamonu'da okumak istiyorum dedim. Uygula diyorum. Şu an buraya Ankara, Kastamonu ve İstanbul'daki bölümler geldi. Akabinde üniversite diyor. Bu üç şehirdeki üniversiteleri gösteriyor. Her ne kadar örnek veriyorum İzmir'de işaretli olsa da İzmir'i göstermeyecek. Ben KKTC'yi kaldırdım, zaten göstermeyecek. İstanbul ve Ankara'daki Kastamonu'daki vakıf üniversitelerine kaldırıyorum. Sadece devlet üniversitesine gitmek istiyorum. Uygula dedim. Şu an burada Ankara, Kastamonu ve İstanbul'daki devlet üniversiteleri kaldı. Örnek veriyorum, bölüm seçeceğim. Tüm bölümleri kaldırıyorum. Ben inşaat mühendisi olmak istiyorum diyorsunuz. İnşaat mühendisliğini seçtim. Ben de inşaat mühendisiyim bu arada. Bilgisayar okumak istiyorsunuz varsayıyorum. Bilgisayar mühendisliğini seçtim. Sallıyorum, hemşirelik. Hemşirelik genelde popüler bir meslek. Hemşireliği seçiyorum. Uygula dedim. Şu an burada Kastamonu, Ankara ve İstanbul'daki bilgisayar, inşaat ve hemşirelik bölümleri filtrelendi. Akabinde şöyle bir detay göstereyim size. Örnek veriyorum, şurada bir mercek işareti var. Merceğe tıklıyorum. Burada kılavuzlardaki bölümlerin yanındaki kodların açıklamaları yazıyor. Buradan da rahatlıkla bunları okuyabilirsiniz, ne demek istiyor diye. Yani kılavuzun sonuna git, yukarı çık, bölümün başında başka hangi numara vardı ona bak, in çık falan yapmadan buradan direkt açıklamasını okuyabilirsiniz. Ve şu engel işaretini tıklıyorum, kırmızı. Mühendislik okumak için sayısal bölümlerinde 300 bine girmek gerekiyor. Bu da bunun uyarısı. Kapat dedim. Tamam. Ben bölümlerimi seçtim. Şimdi önemli olan ne burada bir de? Tercih yaparken sıralama çok önemli. O yüzden ben puanı seçmeyeceğim. Puanı seçtiğinizde şöyle bir şey gelmekte. Ben puan seçmiyorum. Kapatıyorum. Sıralama seçeceğim. Ben sayısal aralığında örnek veriyorum 50 bindeki bir öğrenci için tercih ayarlayacağım. 50 bindeki bir kişinin en azından 30 binlerden tercih yapması uygun olur. Şöyle 30 bine aldım, 29.600 önemli değil. 50 bin ile 100 bin arası çok uygundur, idealdir. Ben ama 120 bin yapacağım daha fazla üniversite çıksın diye, çünkü çok fazla filtreleme yaptık. Şimdi 30 binle 30 bin ile 122 bin arası. Şuralarda gözüküyor zaten. Filtreleme yapıyorum sayısal için. Yani 50 bindeki bir öğrenci 30 bin ile 120 bin arasındaki üniversiteleri görürse faydalı olur. 120 bin çok fazla bir açıklıktır. Ama faydalı olur görmesi için. 30 bin de idealdir. 30 bin, 20 bin kişi tabii ki aşamayacaktır ama en azından bir zaten 45 bini zaten aşacaktır. O yüzden ben görmekte fayda olacağı için 30 bin diyorum. Uygula dedim. Şu an benim Kastamonu, Ankara ve İstanbul'daki inşaat, bilgisayar ve hemşirelik bölümlerindeki 30 bin ile 120 bin arasındaki bölümleri filtreledim, onları görüyorum. Şimdi örnek veriyorum, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul tercih edeceğim. Bilgisayar mühendisliği İstanbul Cerrahpaşa. Seçiyor muyum? Seçiyorum. Artı dedim. Hemen sepetime eklendi. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ekledim. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat ekledim. Ankara Üniversitesi Bilgisayar ekledim. Gazi Bilgisayar ekledim. Ankara Yıldırım Beyazıt
Bunların hepsi devlet oluyor. Biz filtreleme yaptığımız için ekledim. Orta Doğu Teknik ekledim. Bakın bu 3.000'de mesela 50.000'deki bir kişiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gelme ihtimali vardır. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yani 43.000'deki bir bölümün 50.000'deki bir kişiye gelme ihtimali yüksek. Gelebilir. Mesela şuradaki işaretlerde örnek veriyorum bakın burada 5 çubuktan ikisi işaretli. Yani %40 ihtimalle Ankara Yıldırım Beyazıt Bilgisayar Mühendisi gelir diyor. Burada da %60 ihtimalle Orta Doğu Teknik Üniversitesi gelir diyor. 50.000'deki bir kişiye Gazi Teknoloji Fakültesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümü kesin gelir diyor. Biraz önce size söylediğim şuradaki ayarların anlamı aslında sadece şu. Farklı bir anlamı yok. Şimdi tercihime devam ediyorum. Gazi Üniversitesi bilgisayar ekledim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ekledim. İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat ekledim. Türk Alman Üniversitesi Almanca'ya yine de ekledim. Bekliyorum. Hacettepe ekledim. Hacettepe ekledim. Hemşirelik de ekledim. Şimdi şurada bir tane. Bir tane de şunu hemşireliği ekledim. Yani bu kadar bölüm yeterlidir diye düşünüyorum. Daha fazla zaten 34 tane bölüm çıkmış önümüze. Bu arada şurası, buna dikkat etmenizi söylüyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi devlet üniversitesi olduğundan dolayı fakat Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kıbrıs'ta kampüsü olduğundan dolayı burada çıkıyor. Ama bu bölüm ücretli. Tercih ederken dikkat edin. Yani yanlış da devlet üniversitesini seçtim ama ücretli paralı bölüm geldi demeyin. Dikkat edin burada yazıyor zaten. Şurada da ücretli yazıyor. Burada da ücretli yazıyor. Burada KKTC yazıyor zaten. Yani heves edip de o Kıbrıs'a gidiyorum falan demeyin. Dikkat edin. Neyse. Burada şunlar da var. Açık öğretim, uzaktan örgün, ikinci öğretim tercihleri de var isterseniz. Durumu doldu dolmadı, yeni açılmış, ismi değişmiş. Diğeri de din tercihleri falan. Yüzde kaç burslu olacağı. Şimdi bizim filtrelerimiz bitmiş zaten. Bölümlerimizi tercih ettik. Listemize ekledik. Sepetime gidiyorum. 17 tane bölüm eklemişim. 17 tane bölüm eklemişim. Şimdi bu bölümler ilk eklememden son eklememe göre sıralaması aşağıdan yukarıya doğru oldu. Benim bunu tersine çevirmem lazım. O yüzden şunu en yukarı alacağım. Sıralama yaparken sıralaması en düşük olanı yani en yüksek puanlı olanı en yukarı yazın. Burada puan önemli değildir. Sadece sıralama önemlidir. Yani sadece sıralama önemlidir demek de yanlış ama sıralama daha önemlidir puandan. O yüzden sıralaması düşük olandan sıralaması yüksek olana doğru burayı sıralayın. Ben şu an sıralıyorum. 33 bin, 37 bin. Aşağıdan 38 bin de getiriyorum. Eğer tercih yapmada sıkıntı çeken arkadaşlar olursa yorum atarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Tercih yapmak çok önemlidir. Birçok arkadaş alsa bile tercih hatası yaptığından dolayı, tecrübesizlik yaptığından dolayı bazen açıkta dahi kalmaktadır. Bilginiz olsun. Bakın şu an sıralamam doğru şekilde gidiyor. Yani sıralaması düşük olandan yapacaksınız. Aslında puanı yüksek, sıralaması düşük bölümler sıralama yapılır. Şimdi kaç bindeyim? 41.500. Bu şekilde sıralamanızı tamamladığınızı varsayıyorum. Şunu da aşağı alalım. Şimdi sıralamamı yaptım. Tercihimi hazırladım. 17 tane bölüm tercih ettim. Burada yazdır kısım var. İndir kısım var. İndire tıklıyorum. Bir Excel geliyor alt tarafa. Excel'i tıkladım. Evet dedim. Evet burada benim biraz önce tercih ettiğim bölümlerin yukarıdan aşağıya doğru sıralaması. Ben nasıl tercih ettiysem o şekilde, nasıl sıraladıysam o şekilde geldi. Yani bu sizin işinizi kolaylaştıracak bir tercih robotudur. Mesela yazdır diyerek şu şekilde çıktı da alabilirsiniz. Bu da işinizi kolaylaştırır. Bu size kalmış artık. İşlerinizi kolaylaştıracak bir tercih robotu k12.com sitesi. Ben bunu çok beğendim. Bunun gibi başka tercih robotları da var. Dilerseniz onları da sizlere gösterebilirim. Herkese başarılar diliyorum. Herkes için hayırlısı olsun.